Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bakcanımı sunucusunun 5. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bizim Adventure'ın oyun silahı bitmişti. Ona bir tane silah alacağım. Dolu alacağım. Böyle bir tane 36 ortalama 10 ölümsüz 10 yaralı bir dolu var. Bunun touch'ları değiştirir. Buna bir de karanlık ek getiririz. Piyasaya biraz baktım. Hani böyle buna denk, bu zaten bizim için 46 ortalama gibi. Buna denk böyle bir şey bulamadık. 25-30 onlara çıktık. Hala bulamadık. Dedim ki buna karanlık ek geteyim. Kendim kullanayım. Yani ortalama olarak 18 ona full hallederiz her şeyini. Hayırlı olsun. Hesabı KDP'de alacağım ama KDP'yi katil için alacağım. O biraz daha sonraki iş. Şu an kart event falan yok. Gerek yok yani. Abi element attırıyoruz bir arkadaşa. +3'ü 5 ondan atacak. Böyle bir tane geçirmiş herhalde. Bakalım. 4 gelmiş karanlığı ama STR'si düşük ya. 12 seziyorum bu arada ben karanlığı. 4 fena değil ama STR'si düşük gelmiş. Güzel yine. STR'yi biraz yükseltirsek fena olmaz. Böyle STR'yi de 16 bazında 15-16 o civarda bırakırsak çok tatlı olur. Bir kere daha ticaret attı arkadaş. Hadi oğlum güzel bir şey. Oo, 8 STR 6 karanlık gelmiş. Çok iyi lan. Maşallah maşallah. Bir de şuna bir 8 patlasa 18 karanlık. Üf. Ama 8 çok zor ya. Bir 6 daha bir patlatır mısın be? 16 olsun. Bir daha ticaret at. Ama şunu atma bana. Ben bir şey aldım oradan. Bir fake aldım. 12 oldu. Oğlum müneccim miyim ben? 12 karanlık da daha hiç atmadan önce de demiştim. 12 karanlık seziyorum demişti. 14 setere bence fena değil ya. Arkada şöyle 17 bon vereceğiz. 12 bon güvence vermişti bize. Hayrını görsün. İyi attı. Abi envanter genişletmeler indirime girmişti. Ben de bununla beraber şu envanterleri bir açacağım. Böyle 81'li bir envanter genişletme alacağım. 17 bona yani tanesi 20M geliyor ortalama olarak. 20-21M. Bununla beraber şöyle envanteri bir açalım. Koyulayacağım. Bunun yanında şeyi de açacağım. Adventure'ın da 4. envanterini açacağım. En azından şu yarıya kadar falan açarım. İşimi görür zaten. Hatta belki fullerim bilmiyorum. Güzel oldu. Bunun indirime gelmesi çok yaradı bize. Dolu için biraz bir taş sanatına ihtiyacımız vardı. Aslında bulurduk ama biraz da bir sandık açalım. Bu sunucuda hiç böyle sandık mandık açmıyorduk. Biraz bir değişiklik olsun dedim. Kötü ruhla başladık. Güzel. Bu en azından sandığın parasını çıkardı diyebiliriz. Aslında bir tık zararlı. Kötü ruh Marmara'daki kadar çok etmiyor burada. Burada büyülü metal abi. Buradan bir tane büyülü metal alsak bütün parayı çıkarıyor. Hatta üstte kar koyuyor. Bir taş sanatı aldık. Güzel. Hadi bir metal verir misin be? Tutama kağıdı falan. Şöyle bir kötü ruh daha verdi. Hadi oğlum bir metal. Verecek misin? Vermeyecek gibi. Derken büyülü metal çıktı. Çok güzel. Kâra geçtik. Yalandan bir tane daha gelmez mi? Hadi oğlum. Yok. Yok gelmedi. Bak şu anda şu 520-530 falan herhalde. 10 kötü ruha da 125 desek. Hadi 130 desen. 6.5 won. Biz buraya 4.5 verdik. 2 won kar. Abi 2 taş sanatıyla bu full taş olur mu? Ben diyorum ki bir tane bile taş geçmeyecek ama göreceğiz. Bir tane bir salladım. Bakmadan şuna vurdum. Geçmiş öldürücü harbi. Buna vurdum. Bakıyorum. Oo canavar da geçmiş lan. İyi. Maşallah maşallah. Allah Allah geçmez mi böyle ya? Güzel oldu hazır dolu. Abi şöyle bir de kostümler aldım. Bunları da 20 ölümsüz getireceğim. İtemleri 20 ölümsüz yapmayacağım. Ulan 10 yarı geldi istesem gelmez. Bu ikisini 20 ölümsüz getireceğim geçeceğim. Bence güzel damage vururuz. 20 şeytan 1500 HP lan istesek gelmez ya bunlar. O satılır aslında da ne kadar sürede satılır kim bilir. 15 ateş 10 şeytan. Ya bak vallahi istesem gelmez. Bir daha 15 ateş lazım değil ya nasıl veriyor şerefsiz. Abi yok 20 ölümsüz. 20 şeytan geldi geç. 10 şimşek 15 büyü geç. Ölümsüz göremiyoruz. Bu arada aslında bir daha 15 ateş gelirse durabilirim. Çünkü biz katil katında bize kostüm lazım olacak. Bir daha 15 ateş 10 ölümsüz geldi. Bunda full dururum abi. Bir daha kask yapmaya da gerek yok. 15 ateş 10 ölümsüz bence çok güzel bir efsun. Kafi. Bu da değişmez ya dur. Ben buna yeni bir fiş alayım. Bu satılır. Benden silah fişi aldık. Buna da bir efsun atalım. 3 efsun oldu lan silah. Oha. İyi. Güzel bir şey gelmezse ayıp olur. Bu kadar kolay olmuyordu ya 3 efsun. 10 ölümsüz 15 fitel falan geç. 20 ölümsüz 20 ork. Geçtim ya. Biraz bir arayalım. Biraz efsun arayalım dur. Kılıç pençe çan. 3 yarı falan iyi. 5 derece 6 ölümsüz falan bunlar tam oran olsa kullanabilirdim. 10 kritik. Şöyle bir 10 kritik 20 ölümsüz falan gelse var ya mükemmel olur. 10 ölümsüz 6 ölümsüz şöp. Biraz bir atalım bunu ya bir şey gelirse gösteririm. Abi ölümsüz aradık. Böyle bir şey geldi. 10 kritik 10 delici 3 bayılma geldi. Bence biz bunu satarız. Bunu da durayım. Düz 20 ölümsüz getiririm ya bir ara. Bir ara değil getireceğim şimdi de yani. Bunu satarız ya 4-5 won etse kafi. Abi bu arada fişe baktık camdan 6 won var en düşük. Hatta bıçaklısı yok yani şu kılıç olanı. Burada savaşçıyla falan çok fazla melee dönülüyor ruh olduğu için. Bu güzel eder ya. Bunu 6 won'a satsak 3.5 falan won kar iyi para. Abi yeni bir fiş aldık ona da 20 ölümsüz getirdik. Şu anda eşyaları tamam bunun. Bir hasarı denemek istiyorum. Ne kadar vuracağız? Ama son bir de yüzük çıkarmamız lazım buna. Abi bu hesaba da bir yüzük çıkarmamız lazım. En son bu hesapta okeydi. 350 küsur tane falan açmıştım ve anca yüzük çıkmıştı. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Böyle açıyorum. Vallahi artık okeyden korkar olduk. Bir yüzük verir
verir misin be? Az az alacağım. Böyle 25-25'te alacağım. Geçeceğim. Değerli kor falan verdi de. Kesmiyor. Hadi bir yüzük. Bir yüzük. Allah aşkına. Hop. Yok. Değerliden ne attı? Yontulmuş grena. Yontulmuş 12. Abi bir 31'li daha mı var? Nalizade. Bunu hesaplamadan yaptık. Düşünmemiştim bunu. Böyle geldi. Bence artık buradan çıkarabiliriz. Bir de açıyorum. Young. Soylu kor. Soylu kor. Young. Bir soylu kor da. Tam kor güzel veriyorsun. Eyvallah da. İstemiyorum be. Bana yüzük ver yeter ya. Soylu kor sandığı olmuş herhalde bu. Ya bu kadar atacaksa atsın. Ama bak yüzük bir anda böyle seri açtım. Abi 7 tane soylu kor ne? Yontulmuş, yontulmuş, yontulmuş. Ender. Yontulmuş, yontulmuş. Ender. İyi lan bu arada. Yakut adaydı iyiydi de. Bu arada 60 sandık falan oldu. Ben bunu yan karakterimde açayım ya dur. Abi 40'ı daha aldım. Bu da çıkmazsa yarın balık sandığı açacağım artık. Kahramanlık madalyası çıkaracağım. Bunu yan karakterimde açıyorum ya. Artık buradan bir yüzük ver. Yani ver. Zorlama da derken tamam yüzük çıktı. Bir tane de soylu kor attı. Bu karakter açıyor. Diğerinde çıkmıyor ya. Tamam güzel. Da kalsın. Şöyle kalan son bir tane şey vardı. Soylu kor vardı. Onu açtım. Dur bakayım ne deneyebiliyoruz şu an. Bir elmas denenebiliyor. Şöyle bir attım bir ender. Yeşim çıkabilir. Attım yandı. Safir de çıkabilir. Bir ender. 12 de çıkabilir. Bir ender de bundan geldi. Şöyle bir vurdum. Bir antika çok güzel. Safir. Bir antika da bundan. Elmas. Bir antika da bundan. İyi lan iyi çıkardı bu ayağı para. Yani şuna 220 falan desen. Safir'in kaç ettiğini bilmiyorum ama 1.5 desen hadi. 370. 470. 520 falan çıkardı. Yani bir 8-9 bana aslında yüzük çıkarmış gibi olduk. Çok da iyi değil aslında. Da yine neyse. Yapacak bir şey yok. Abi şöyle bir hasarı deneyelim ilk. Bir buraya bakacağım. Şimdi üste çıkarmayacağım. Burada kaç vuracağız? Böyle bir vuruyorum. 4K mı? 7.5 falan. Niye bu kadar az vuruyoruz? Gerçi marka basacağız falan da. Marka balık malık basacağız. 7.5. Bilemedim. Az lan sanki. Yani o kadar bu item. Gerçi bak palamut basacağız. Kadife basacağız. Zargana basılacak. Marka basılacak. 11-12'leri görürüz az. Aslında şöyle bir düşününce iyi lan hasar. Biz oyun silahıyla 9K vuruyorduk bak. Şunlara, şuna belki bir satıp 20 ölümsüz getirebilirim. Bilmiyorum. Belki de getirmem. 47 ölümsüzle fena değil gibi ya aslında. Doluyla vuruyoruz demeyi sonuçta. Aslında güzel güzel. Düşündüm de güzel harbi. Ayşe eventi başladı. Aslında başlayalı 1 saat oldu. Tam 1 saat oldu. Şu anda buradaki slotları bu arada dolunayla daha iyi kesiyoruz. Bak 8.5K girdi orada bir de. Dolunayın avantajı böyle yerden daha seri vuruyoruz diye. Önceden çift el vardı. Binek üzerinden daha sıkıntılıydı iş. Şu an tabii ki de oyun silahına göre bayağı az vuruyoruz ama yine iyi durum var. Ayışın da ne kadar kastık onu da göstereyim. Tam 1 saatte 730 tane kasmışız. Yani 4 saatte yaklaşık olarak ben ara ara otağı falan koyarım. Ben sıkılıyorum bir yerden sonra. Normalde 2800 ama yani 2.5 kafi bana. 2.5 kassak güzel olur. Neyse ben burada biraz kasayım. Yani uzun uzun odaya göstermeye gerek yok zaten. Ara ara açarım. Abi Ayşe etkinliği bitti. Tam olarak 2513 tane kastık. Ya ben yine arada bir otağı falan koydum. Bunu söylemiştim zaten. Yine de 2500 tane bence çok iyi. Pelerin de ucucuna etti valla bak. Son 30 tane kaldı. Güzel kastık. Yani 2500 tanesi. Tanesi 2 emden 50 won para yapar. 4 saatte mükemmel para. Abi şamanın simyaları biraz bir ayarlayalım diyorum artık. Birkaç gündür full Marmara'daydık. Burada bir şeyler yapalım. Şöyle ilk bir ufaktan gideceğim. Safir, yeşil ve onyx eksiği var onda. İlk safirle bir ayağımız alışsın. Sonra yükseliriz. Böyle bir tane atıyorum. Yandı. Hop bir efsanevi. Hop yandı. Bir tane daha vurdum. Acı geçer misin bir efsane artık? Ama ver bir tane. Oo, bu ne lan? Abi bu iş tamamlaması bizim şamanımız tamamlayamaz gibime de geliyor da. Böyle bir vurdum. Oha bir efsanevi. Ne gelmiş? Şaman Laykan deyince. Bunun da aynısını bana Mitsi'de verir misin? Bunun da aynısı bana Mitsi'de gelsin. Çekiliş. Hop. Evet geldi şu an. Abi delilendirdi beni. Burada geçer artık inşallah. Şöyle bir efso. Bir tane yaktı. Bak iki efso var. Bir tane efso aldım şimdi. Şunu vurdum. Yandı. Vurdum. Heh sonunda be. Lan sonunda ya. Ne geldi? Ya bar efso koy. O kadar denedik ya. Bar efso koy kardeşim ya. Ama çok da umurumda değil yani. Burada VS'lik dizmeyeceğim. VS'lik adam gelse beni zaten tekleyecek. Onun için bunu matta takabilirim. Böyle duvarda takabilirim diye düşünüyorum. İleride bunu kusursuz yaparız direkt. Kusursuzları çok pahalı değil zaten. İyi tamam. Bu hazır. Abi şöyle bir tane Mitsi yeşim alıyorum. Çift HP, HP inleme. Bilerek HP inlemeli alıyorum. Bizim HP absorbeyle öyle çok bir işimiz olmayacak. 17 won'a o yüzden şimdilik bunu alıyorum. 28 won'a da şöyle blok kritik delicili bir tane Mitsi Onyx alacağım. Bu full bizim işimizi görür zaten. Bununla beraber başka simyamız kalmıyor zaten alınacak. Bunları bir artı basalım. 50 tane fasulye aldım. Direkt top bir şekilde basarız. Bir daha uğraşmam. Hepsini ilk etapta bir artı 3 yapacağım. Ondan sonra artı 4'e vuracağım. Bu artı 3 oldu. Safir senle gel. Yalnız Safir geçmiyor. Safir tekrar artı 0'a düştü. Dur bak şöyle çift tıklayalım. Artı 2. Bir tane vurdum artı 3. Tamam. 12'se de şöyle çift tıkladım. Artı 0'a düştü. Artı 2. Hop artı 3.
Böyle ilk seni vurdum, artı 4 oldu, bu güzel. Safir'i vurdum, artı 4 oldu. Yeşim'i vurdum, bu da artı 4 oldu. Çok güzel. Şöyle artık mid seti tamamladık. Ya bu Safir'i değiştiririm bu arada. Bunu şey yapayım ya, VS atmayacağım dediğim gibi. 10x falan bayağı güzel oldu. Hatta şöyle elbasının süresini uzatayım. Böyle tamamen mid seti açalım. Hayırlı olsun abi. Şu iki isim ya değişecek. Özellikle elması ilk etapta değiştireceğim ama bu Yakut falan da değiştireceğiz ileride. Bir süre idare eder bunlar bizi. Abi bu hesapla 7-8 gün boyunca okey kasmıştık kulede. Ya ben öyle çok fazla kasmadım şimdi, ne yalan söyleyeyim. Günde sadece bir kere 3 envantere fulledim. O da yaklaşık olarak bir 6 saati falan denk geliyor. Fulledim, bıraktım. Hani sadece geceleri bıraktım desem bile yeridir. Sabah yayında falan çünkü drop giriyordu. Benim bilgisayar biraz çöp. Onun için çok fazla bırakmadım ama ona rağmen ne kadar kastık bunu söyleyeyim. Göstermeden önce şunu söyleyeyim. En son bu 6 saatlik ay ışığında ben yaklaşık olarak 150-200 tane gümüş okeyi açtım yüzük için. Onları bu sandıktan çıkarmaya, yani bu hesaptan açtım. Onları eklemedim. Şöyle eklenmemiş halinde göstereyim. 1013 tane gümüş okey var. Hani bir 150-200, hadi 150 desek, şuraya 1150 desek, hani minimumdan düşünüyorum. Bu okeylerin şu anda tanesi 18'em. Ben 20'eme gelince satacağım direkt. 17-18'em şu anda. Bu halde 230 won para yapar sadece burası. Bunun dışında 41 tane altın okeyimiz var. Altın okeyler sanırsam şu an 60-65 en bandında. Hani bunlar da bir 80'e gelse 32 won'la burası yapar. Onun dışında 142 tane yeşil ejderha fasulyemiz var. Bunların da tanesi 20'em. Hani bir 28 won'la buraya dedim. Kutsamaların 200'ünü 3 won'dan falan satarız. Burası yaklaşık olarak 7.5'tan şurada 128 var. 8 won dedim. Bunun dışında şu ruh taşlarının onlusu 5'em şu anda. Hani buraya da 2 won dedim. İşte ekstra olarak şu çan çiçekleri falan var. Bunları da bu arada kuleden attı. Kuleden çok güzel çan çiçeği atıyormuş. Ben bunu son günlerde fark ettim. Hani her gece bıraktığımda böyle 6-7 saatte sabah bana 500 tane falan çan çiçeği bırakıyordu. Bunlar hep son günlerden kalma. Başta bilsem daha da fazla kasardım. Bunların piyasası şimdi sallamayayım. Bilmiyorum bunları da. Ya 25'em falan banladı diyorlardı. Hani öyle bile desen, şuraya bir bomb bile desen. Biz buradan yaklaşık olarak sadece gece bırakarak, tabii ilk günler ilk 1-2 gün daha fazla bırakmıştım. Ama hani son bir hafta full geceleri bıraktım sadece. Hatta bazı günler bir gün falan hiç bırakmadım. Bu halde 300 won para kasmışız. Valla bence mükemmel para. Masraf yok, bir şey yok. Yani hesabı dizdik tabii, onun masrafı var da ekstra başka bir şey yok. 318 günden desen yaklaşık olarak günlük 37.5 won para kasmışız. Ya full bıraksam daha çok kasardık da abi, okey oynaması gerçekten inanılmaz sıkıcı. Çok sıkıntı bir şey. Yani bir yerden sonra bayıyorsunuz, bitmiyor, çok uzun sürüyor. O yüzden bence kafiydi kas. 300 won mükemmel para oldu. Yani ekstra olarak orada bir ay ışığı da vardı 6 saatlik. Ondan da bir 75 won geldi. Neredeyse bu hesap bir 8-9 günde bize 400 won para bıraktı. Öyle hesaplarsa günlük 50 won'a denk geliyor yani, mükemmel para. Ekstra şu morixiler falan vardı, bunları da saymadım. Güzel kastık ya, hasılatımız bu şekildeydi, ben beğendim. Bir altın kral gelirse ama var ya, şurada kastıklarımızın çok daha fazla kasır çünkü onu topla oynayabiliyoruz. Ona üşenmem, 20 saat 24 saat kalır full. Sadece eldiven düşürmeye ve simya yükseltmeye inerim. Başka hiçbir şey yapmam, direkt bırakırım. Hadi inşallah gelir valla. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoş hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.